Herkese merhabalar. Bozuk Olun yeni programıyla karşınızdayız. Ben Salih Küçük. Ben Derviş Öztürk. Derviş hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun süredir görüşemiyorduk. Premier Lig yoğunluğundan derken, Premier Lig'in sonuna gelmişken biz de yavaş yavaş yeniden oyun dünyasına dalıyoruz. Nasılsın? Ne oynuyorsun? Abi iyiyim. Aslında sadece tek bir oyun üzerinde konuşmak istemiyorum. Çünkü bir sürü oyun oynadım. Ta ki geçen haftaya kadar. Senin de bildiğin üzere Malum bilgisayarım bozuktu. kazaya kadar evet. Aynen. Ya bu sene teknoloji konusunda o kadar şanssızım ki. İlk önce iki tane konsolum çöktü. PlayStation 3 gibi hayvani bir konsol bile bozuldu, tamam mı, bu sene? Sonra Xbox'ım bozuldu. Geçen hafta da bilgisayarım bozuldu. Üçü de tamirde. Bakalım bir şekilde çıkınca acısını çıkaracağım bu haftanın. Çünkü inanılmaz kitap okudum bu hafta. Gerek Türk edebiyatı, dünya edebiyatı, kitap üzerine yoğunlaştım. Ama Evet. bilgisayarım bozulmadan önce şu Death Stranding'i birazcık tecrübe etme imkanı buldum. Ama çok azdı. Seninle de konuştuk zaten. Yaklaşık 1,5-2 saat falan oynadım. Yeterince tadını alamadım. Oynadığım süre boyunca klasik Kojima'nın tarzında sinematikler izledik. Yine ne yapıyor lan bu? Ne anlatmaya çalışıyor? Ne bileyim, tuhaf kriptobyat diye bir canlı yediriyor bize, can yenilemek için. Yani, ne bileyim, başka oyunlarda şey olur. İlaç alırsın, bitki alırsın. Bu bir de şey vardı ya, Kozmos diye bir belgesel vardı ya. Belgeselde şeyi Carl işlemişlerdi. Carl Sagan'ın. Bize bir bölümde şeyi anlatıyordu. Dünyanın en küçük canlısı işte volkanda, yanardağda yaşar, okyanusun en derinliklerinde de yaşar gibi bir tane biyolojik canlı anlatıyordu. Abi o Kojima, o canlıyı almış, oyunda ismini Kriptobiyat diye değiştirip evrene salı vermiş. Biz oyundaki canımızı yenileyebilmek için, ne bileyim, staminamızı güçlendirebilmek için o canlıyı yiyoruz. Kulağa böyle tuhaf gelen şeyler vardı ilk bir saatte. Onları gördüm. Böyle yani abi, sende ne var ne yok? Ben de The Walking Dead oynuyorum. Telltale'in yaptığı. Normalde ilk iki, üç sezon oynamıştım fakat dördüncü sezon oynayamamıştım. Ama şimdi ne oldu, ne bitti, kim kimdi davası olduğu için onda baştan bir alayım dedim. Birinci sezonu bitirdim yeniden. Finalinde yine gözler doldu. Bayılıyorum onun finaline. Yani muhteşem bir senaryo. Muhteşem, muhteşem işlenmiş bir senaryo diyeyim. O şeyi çok seviyorum ben böyle işte bir ebeveynin çocuğu olmasına gerek yok ama çocuğu olabilecek bir kız çocuk ve erkek çocukla geçen post apokaliptik yol hikayelerine bayılıyorum. Film olarak da bayılıyorum, oyun olarak da. Mesela işte The Road, The Aynen. Last of Us, God of War müthiş oluyor böyle şeyler. The Walking Dead de bu çok güzel. Şimdi ikinci sezonundayım. Ondan sonra da Aynen. Ubisoft oyunlarına devam edeceğiz. Zaten birazdan gireriz Ubisoft oyunlarına. Şimdi biz en son programı yaptığımızdan bu yana 2,5 tane konferans oldu. Yarımı CD Projekt Red'in Cyberpunk'ı oldu. Cyberpunk üzerine çok konuşacak bir şey bırakmadı açıkçası. Sadece bir böyle dedektiflik kısmında Batman var, Sherlock var karışımı. Bir gameplay gördük 10-15 dakikalık. Onun dışında oyunu yapanların işte biz şöyle yaptık, böyle yaptık tarzında. Şeffaf bir sunumdu ama gameplay anlamında doğru değildi. Ha, olumsuz olarak bir şey söyleyemeyiz çünkü yaptıkları sonuç şunu söylediler. Bu part part devam edecek. Yani Cyberpunk olayı daha bitmedi ve sürekli biz Cyberpunk'la ilgili sunumlar görmeye devam edeceğiz. İkinci sunumumuz Ubisoft'un sunumu oldu. Son derece olaylı bir sunumdu. Olaylı bir sunum olması sebebi de şuydu. Bir hafta önce, bir hafta kadar önce sunumu oynayacaklarını, sunumu o an canlı izleyecek Ubisoft üyelerine Watch Dogs 2 oyununu bedava vereceklerini duyurdular. Ve bu tabii ki Evet. birçok senin gibi, benim gibi parası olsun veya olmasın, o oyun daha önce alınmış olsun veya olmasın, bedava oyunu gördüğü zaman zombivari bir hürriyete kavuşan gamerlar harekete geçirdi. Ve Abi. sunuma 10-15 dakika kala login olamadığımı fark ettim ki daha sonra baktım işte forum sitelerinde, canlı sosyal medya adreslerinde de hiçbir Ubisoft kullanıcısının oraya giremediğini ve login olamadığını gördük. Yani bu zaten şeyde anlaşılmalı. Senden daha önce bu piyasaya girmiş olan Steam bile her zaman yıllık yaptığı sezonlarda, indirimsel sezonlarda işte 21'de başlayacağım dediği zaman o site çöküyor. O launcher çöküyor. Epic Game Store GTA 5'i bedava verden ne olduğunu gördük. 4 gün dünya kendine gelemedi. Yani launcher'ın beyni yandı. Şimdi sen bunu söz veriyorsan çok iyi bir altyapısını hazırlaman lazım. Ya Zaten nasıl biliyor musun? Değil mi? söyle. Ubisoft'un kendisinde böyle olacağını biliyordu. En azından reklam olsun diye. Bence de ya. %100 aynı fikirdeyim ben seninle. İşe de yaradı aslında ya. Yani Çünkü Uplay zaten hayat
Aynen, hiç Launcher'ını kullanmayan insanlar bile Ubisoft hesabı şey yaptı yani, oyunu almak için. Ya ben eşe dosta falan gönderdim linkleri açıkçası. Evet. Orada en azından üye olmuşlardır. Yani ben işe yaradığını düşünüyorum o tuhaf reklam Yaradı. kampanyasını. Ya zaten Uplay zaten çok sorunlu bir launcher'dı. Gerçi son bir iki sene biraz ele ayağı düzgün bir şey haline Bayağı geldi. düzelttiler ya. Evet. Yani. O sırada login olamayan, olmaya çalışan herkese de daha sonra Watch Dogs 2 bedava olarak dağıtıldı. Böyle de bir tatlı bir anı olarak kaldı. Ama şimdi daha detaylıca konferanslara gelirsek, bu arada ikinci konferansta 2 gün önce Xbox'ın konferansıydı. Derviş, istersen kronolojik başlayalım. Bir Ubisoft'la başlayalım ufaktan. Yani çok majör 3 oyun aslında arkasına döndü. Watch Dogs ve Watch Dogs 3, Assassin's Creed Valhalla ve Far Cry 6. Ne düşünüyorsun? En başta senin görüşlerini alalım. Seni yani heyecanlandırma olarak hiç heyecanlandırma aslında. Neden? Çünkü her şey önceden sızmıştı. Ne izleyeceğimizi trailerlarda sızdı, haberlerde de sızdı. Bir de buna ek olarak son 10 gündür, son 2 haftadır birçok istifa haberleriyle çalkalanıyor biliyorsun Ubisoft. İşte Evet. taciz olayları, yine SCV'ciler ayakta. Normalde bu arada şunu hatırlatalım. Odyssey'de olacak, normalde Odyssey karakteri kadınmış. Alexios sonradan eklenmiş. Sonradan eklenen kişi şu an istifa ettirilmek zorunda kaldı. Şimdi Valhalla'da Evet. gördüğümüz kadın erkek karakter de normalde kadın üzerinde hiçbir reklam yapılmamasının erkek üzerine yürümesi sebebi yine bu arkadaşımızmış. Kadınlara mailler, tacizler, işte WhatsApp'tan gönderilen cinsel suç, onlar çok başka bir şeydi. Hem bu istifa haberleri hem de Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla ve Watch Dogs başlığı altında sence nasıl bir konferanstı? Abi aslında senin sorduğun sorunun skalası bayağı geniş. Özetle Ubisoft'u son yıllarda değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle şeyden, konferanstan başlamak istiyorum. Çünkü konferanstan önce benim birkaç oyun hakkında beklentim vardı. Prince of Persia oyunlarıyla ilgili söylentiler vardı. Daha sonra bu oyunun VR şeklinde çıkabileceğine dair söylentiler yayıldı. Tabii Ubisoft'ta şöyle bir şey var. Abi, bir söylenti varsa o yüksek ihtimalle doğru çıkıyor. Ya ben yakın zamanda Prince of Persia'nın VR versiyonunu bekliyorum. Daha sonra Godsend, neydi, bir tane oyunları vardı ya. Godsend Monster mıydı neydi? Öyle bir oyunları vardı. Bayağı onun da pre-order'da şu an launcher'larında bekletiyorlar. Onda da bayağı sıkı çalıştıklarını söylemişlerdi daha önce. Far Cry ve Watch Dogs'la ilgili de uzun zamandır bir şeylerin çıkacağını biliyorduk. Daha doğrusu aslında Watch Dogs'un son ürününü 2020 yılı içerisinde daha erkene almayı düşündüklerini tahmin edebiliyordum. Çünkü oyuna, nasıl söyleyeyim, bayağı böyle hype'lamıştı. Ubisoft hype'ladığı oyunları en kısa sürede piyasaya sürmeye çalışır. Havasının solmamasını çalışır ya, öyle bir tutumları vardır daima. Fakat geçen seneki E3 konferansında oyunu tecrübe eden insanlar aslında oyunun anlatıldığı kadar iyi olmadığını, Evet. her karaktere bürünme hüviyetinin aslında o kadar eğlenceli bir şey olmadığına dair açıklamalar yapmışlardı. Yönetim de bunu biliyorlardı. Yönetim de bunu biliyordu açıkçası. Ya Derviş, biraz şeye Zaten benzemiyor mu bu? Hani Atari kasetler alırdık ya, 19 milyon 999.999 in bir yazardı. Ama bin 15. oyundan sonra hep aynısı olurdu. İşte Mario bilmem ne, Mario bilmem ne. Bence Watch Dogs'ta biraz bu var. Yani her karaktere girebiliyorsunuz ama her karakter yaptığınız şey aslında aynı. Bana öyle geldi. Yani çok Aynen. benimseyemedim fikri. Yani bu aslında fikir güzel. Başka bir İşlevi firmada okutsaydı sıkıntılı gibi. aynen deli gibi sevinebilirdim, ama şimdi Bence şöyle bir de. şey var. Hatırlıyorsan ben şey demiştim. Origins oynamadan önce, Origins oynadığım esnada şey söylemiştim. Ya dedim, şimdi biz daha doğrusu neydi? Aynı Assassin's Creed Origins oynadığım zaman şey demiştim. Ya dedim, Far Cry'daki gibi drone var. Yukarıdan bir şeyleri tespit edebiliyoruz. İşte kule açma var. Aynı şekilde hayvanlarla bir şeyler yapma var. Craft etme özellikleri var. İşte Çiçek böcek hayvanları öldürme. toplamayan görevleri var. Çiçek böcek aynen. Ya bir süre sonra o kadar şey oldum ki, irite oldum ki Far Cry'la benzerliklerini. Hatta sana sordum, abi oyun böyle devam ediyorsa ben bırakayım ciddi manada. Çünkü şey oldu. Başka oyuna geçtiğim zaman Ubisoft'un, ya şey var ya, Crew diye bir oyun serileri var, araba oyunu. Araba oyununda artık otomatikman işte kuş çağırayım da önümü falan göreyim gibi bir refleks oluştu bende. O kadar oyunlara benziyor ki. Araba oyunundan tut, Assassin's Creed oyunundan, Far Cry'den tut, efendime söyleyeyim, Tom Clancy serisine kadar. Birazcık rahatsız oldum. Watch Dogs'ta da bunların genel özeti gibi şeyler var yani. Daha önceki oyunlarda kullandığımız elementler alınmış.
bir sürü karaktere bürünme özellikleri var. Tamam var da ben mesela bir karaktere büründüğüm zaman o karakteri hissedebilmeliyim. Daha önceki trailerlarında bir tane yaşlı kadını Evet. canlandırdık. Görmüştük ya aslında kadın gibi yavaş yavaş Evet. işte şey yapacaksın. Acaba biz gerçekten onu hissedebilecek miyiz? E3 konferansından sonra aslında bunun çok da o kadar kaliteli bir şey olmadığına dair söylentiler çıkmıştı. Ve ertelediler. Bakalım. Belki de iyi olur. Bilemiyorum. Çünkü birinci oyun aslında hype'landığı kadar iyi bir oyun değildi. İkinci oyunda çok kaliteli bir reklam şeyi yürütmediler. Bu sefer de Hype'lamadılar oyunu. beklenenden iyi çıktı. Ben bu arada senin gibi bedavacılık yapmadım. Daha önce şey yaptım. Epic Store'dan 20 liraya aldım. O da bir nevi bedavacılık ama en O da azından 20 bedavacılık lira ama verdin evet. Yok, güzel güzel ya, bu şeyler rekabet iyidir abi, hiç onda sıkıntı yok. Ben de şöyle Evet. yaklaşıyorum Derviş Ubisoft olayına. Yani konferans ayrı bir yerde tutuyoruz zaten, gelecek oyunları biliyoruz. Ama bence sıkıntı buradan başlıyor. Gelecek oyunları biliyorsun ve heyecanlandırarak bir şey kalmamış. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntıya gelirsek, majör 3 oyun üzerinden konuşuyorum. Son ermeli. Çünkü bu serinin vereceği hikaye, anlatacağı hikayesi bitti. En başta ne olarak çıkmıştı hatırlıyorsan? GTA'ya rakip olarak, hatta onun yapamayacağı şeyleri vaat ederek çıktı. GTA bunu bir tokatladı. Şamarı yedi. Bir kendine geldi. Oyun daha sonra beklentiyi düşürdü. İkinci oyun çoğu kişinin aklında ve böyle iyi hatırlandı. Öyle söyleyelim yani. Evet, bir başyapıt değildi ama Evet. birinin eksiklerini silmişti. Şimdi baktığınız zaman oyunun bazı kısımlarda tekrar düştüğünü görüyorsunuz. Artık Ubisoft biraz daha radikal kararlar almalı. Cesaret kat sayısını arttırıcı kararlar almalı. Bu sebeple ben artık Watch Dogs'un bu oyuna sona ermesi gerektiğini, bu markanın uzun bir süre belki de, yani ya tamamen bırakın ya da çok uzun bir süre NADAS'a bırakın. Far Cry'e gelirsek, Far Cry yani New Dawn'u sen oynadın, ben oynamadım. New Dawn Evet. herkesin söylediği gibi tamamıyla bir rezalet. Beşinci oyun haritasını alıp, haritasını da almadığı gibi mesela Primal 4'ün haritasını alıyor ama başka bir hikaye anlatıyor. New Dawn Evet. hem 5'in haritasını alıyor hem hikayesini de çalıyor. Yani 5'te olan Aslında hikaye hikayenin bir kısmı oraya da gidiyor diyen var. aynen. Sen bitir de ben biraz ekleme yapacağım bununla ilgili Tamam. ya. Şimdi böyle de bir sıkıntı var. 6. oyunda sırtınızı biraz da Breaking Bad ve Better Call Saul'daki Gus Fring karakterine sığınarak, hem de biraz daha artık o açık dünyadan çıkıp daha fazla sanki şehre dönüyormuş gibi, tamamen trailer'dan yola çıkarak bu fikirleri söylüyorum. Bu bir Evet. tat yani, bilmiyorum, evet o karakter çok önemli ama derdi şöyle de bir şey var, hani 3. oyun, 4. oyun, 5. oyuna baktığımız zaman Far Cry'da yani neredeyse bütün villain karakterleri neredeyse 10 dakika görünmüyor ya. O kadar az görünüyorlar ki o trailer'daki hype hiçbir zaman oyunlara geçmiyor villain karakterleri olarak. Tamam diyelim Gus Fring'i daha çok kullandınız ama senaryolar, oynanış, işleniş o kadar aynı ve o kadar birbirini tekrar ediyor ki çok, yani ben şunu söylemek istiyorum. Her ay bir Far Cry oyunu çıkıyor gibi artık. Ya 2 ay bir Far Cry oyunu çıkıyor gibi. Bizim biraz Ubisoft oyunlarını özlememiz lazım. Bizim biraz neden Ubisoft oyunu Kesinlikle. çıkmıyor dememiz lazım. Son olarak en büyük şüphesiz, yani tartışma götürmeyecek derecedeki en büyük oyuna gelirsek Assassin's Creed Valhalla. Orada da şöyle bir ikilemdeyiz. Hatta Murat Sönmez ile Can Sungur da hafif bir tatlı kavgaya girdiler. İşte Murat Sönmez diyor ki nerede eski Assassin's Creed'ler? Can Sungur da diyor ki hep aynı oyunu çıkardığınızda da Ubisoft'a kızıyorsunuz. Bana o da Can Sungur'un savunması çok daha mantıklı geldi bu arada. Evet. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi ben Assassin's Creed'in gittiği yoldan memnunum. Artık o eski gizemli Roma dönemi falan, bence o hikayeler anlatabilecek en iyi derecede anlatıldı. Ve bundan sonra bir Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Revelations veya Brotherhood beklemek anlamsız. Çünkü onda aynısı yapılamaz. Döner RPG yönünden de çok memnunum. Ama Ubisoft şunu söyledi. Evet, oyunlarımız birbirini tekrar ediyor ve bundan sonra bir daha böyle bir şey görmeyeceksiniz. Şimdi bu cümleden sonra baktığım zaman Valhalla için konuşmak çok erken ama oyunun hala %70-75'inin Origins ve Odyssey'nin yolundan gittiğini görüyorum. Far Cry 6'da da büyük ihtimalle 5 ve New Dawn'dan sonra çok büyük bir değişiklik olmayacak. Ha, bunu sen işkembeden mi sallıyorsun diyebilirsin ama şundan yola çıkıyorum. Daha bu oyunlar yeni çıktı. Yani New Dawn yeni çıktı, Odyssey yeni çıktı. O kadar kısa sürede çok büyük atılımlar yapamazsınız. Origins neden çok büyük bir değişikliğe uğramıştı? 2 sene Assassin's Creed görmedik biz. Şimdi ardı ardı oyunlar çıkıyor. İnsanın kafasında yine bir soru işareti oluyor açıkçası. Şimdi Valhalla'da şu aklımda şu soru işareti var. Hatta tüm oyunlar için. Yine bir Ubisoft verdiği sözü tutmayacak. Yani yine mi aynı şeyleri göreceğiz? Neden bunu söylüyorum? Evet. Normalde bana böyle bir cümle söylemese, yani beyler oyunlarımız hep aynı, bundan sonra çok farklı şeyler göreceğiz demese, ben böyle bir beklentiye girmem. Ama bana bunu söyleyince
Şimdi Far Cry 6 5'in aynısı çıkarsa ben söverim. Çünkü ben o beklentiye sokuyorsun. Bu nedenle benim kafamda çok büyük soru işaretleri var. Buyur. Ya ben şunu söylemek istiyorum. İlk Assassin's Creed macerasına biz 2000 kaçta başladık? 2007'de mi? 2008'den mi başladık? Kaçtaydı tam olarak? Assassin's Creed 1 2007'de çıkmıştı galiba, öyle değil mi? Ya, tam daha hatırlamıyorum senesini de, daha yani 2006'da olabilir ama ben o civarla oynadım işte, 2007-2008 gibi oynamıştım. Aynen. Ben. 2007'de bir çıktı, 2009'da ikinci oyunu çıktı, efsanevi ikinci oyun. Ve aynı mekaniklerle ta 2016 ve 2016 yılına kadar, 2017 yılına kadar geldiler en son. Daha sonra Origins'le Odyssey çıktı. Şimdi ben bunu niye anlatıyorum? 2007 ve 2017 2007'de yılları arasında... çıkmış, evet Derviş, 2007, 13 sene olmuş. Aynen. 2007 ve 2017 yılları arasında tam tamına 10 yıl var. Biz bu 10 yıl boyunca ya Assassin's Creed acaba bu mekanikleri ne zaman değiştirecek? Assassin's Creed acaba bu oyunda değiştirebilecek mi Assassin's Creed? Acaba kombatı değiştirecek mi? Ki değiştirmeye çalıştı, birkaç yerde bocaladı. Ama biz bundan o kadar sıkılmıştık ki artık. Assassin's Creed'in en sıkı fanboyları bile sırt çevirmeye başladı bu durumda. Yani ben şunu dile getirmek istiyorum. Aslında bu ikinci nesil Assassin's Creed oyunları Origins'ten başlayan. Bunlara da bir 10 yıl kadar katlanmalıyız diye düşünüyorum. Şimdi bir mitoloji üçlemesi yaptılar 2017 yılından başlayarak. 2017'den 2027'ye kadar bir sabredersek belki tekrar mekaniklerini değiştirebilirler. Çünkü bu mekanikler tuttu. Mekanikler tuttu ve satış sayıları da hiç fena değil. Şimdi seninle %100 aynı fikirdeyim. Ben zaten bu yolda gitmeye, ben dedim ya, yeni yol, Assassin's Creed'in yeni girdiği yoldan memnunum. Sıkıntı şu. Evet. Arttı, oyunlarımız tekrar ediyor. Bundan sonra benzemeyecek dediğin kafalar karışıyor. Yani ondan bahsediyorum. Ama ben şey der misin? 2027 yılına kadar ben seviyorum bu yolu diyebilecek misin acaba? Ben en tabii az bir 10 yıl veriyorum abi. Evet. Ya tamam, biz bu oyunları, sen mesela aile hikayelerini çok seversin. Origins'i 100 saat oynadın. Orada da aslında baba oğul ilişkisinden, aile üçlemesi, aile temelinden başlayan, hikayesini anlatmaya çalışan bir şey vardı. Genelde bütün Assassin's Creed'lerde öyle. Sevdik bir şekilde oynadık. Odyssey abi kusursuz bir oyun, tamam mı? 2018'de çıkmış. DLC'leri falan 2019'da çıkmış. Desteklenen bir oyun. Çok da güzel eklentileri var. Grafiksel açıdan çok iyi. Assassin's Creed oyunları arasında Assassin hissiyatını yaşatabilen en iyi oyunlardan birisi. Sungur da, ben bu konuda kesinlikle Sungur'a öyle. Katılacağım. Ben de katılıyorum. Evet, bu konuda Sungur'a katılıyorum. Ya abi bırak ya, 4-5 yıl bırak şu Assassin's Creed'i. Gerçekten kusursuz bir oyun. Ben bunu doya doya oynamak istiyorum. Yıllık bir oyun çünkü abi, biliyor musun? Bir yıl oynarsın bunu. Oynarsın. Ben şu an mesela 56. saatteyim. 56. saatteyim. Böyle girdiğim zaman azar azar oynuyorum. Böyle gidiyorum. Ve bu bana yetiyor, biliyor musun? Bazen işte Kefalonia'ya gidip işte Artemis heykelinin üstünde durup o güzel müzikleri dinleyebiliyorum mesela. Bunlar hoşuma gidiyor. Abi bir şey de, ne bileyim, İskandinav'a da götürme bizi şu kadar, şu kısa sürede. Çünkü oyunlarınız ciddi manada yorucu. Bu sadece Assassin's Creed için değil. Far Cry için öyle. Watch Dogs için öyle. Oyunu, ya Creed için ya. Ya bir araba oyunusun, tamam mı? Ya bu araba oyunlarının mantıksal açıdan değişimini de aslında Forza oyunu tetikledi. Forza'nın çakması gibi bir şey düşün abi. Sadece araba kullanmıyorsun. Su motoru kullanıyorsun. Normal motosiklet kullanıyorsun. Helikopter yarışları var. Sadece araba kısmına sadık kalsalar o kadar güzel ve o kadar mükemmel bir oyun olacak ki. Çünkü grafikleri iyi. Araba sürme hissiyatı iyi. Yusuf ruh hastası ya. Her şeyi açık dünya yapar. Kart oyunu yapsa onu da açık dünya yapacak. O kadar ruh hastası bir firma. Ya onu da yapacaklar. Şimdi South Park'ı ben oynamadım ama belki o da açık dünyadır abi. Nasıl da o da açık dünyadır. Yani. Ya yok, o güzel. Onu beğenirsin. Ya şey derlerdi ya. Yakında bunlar onu oyuna yaparlar gibi bir şey var. Yok yok, o güzel. O güzel. Ya neyse. Far Cry temelinde sen küçük bir eleştiri yaptın. Ben bunun üzerinde birazcık ilerlemek istiyorum. Far Cry 4 aslında Ubisoft'un ne çok eleştirilen ne de çok yerilen oyunlarından birisi. Doğru. Sen çok sevmedin. Ben sevmedim. Diyor. Arada kalmış bir oyunu çünkü 3 gibi şaheser bir oyunun üzerine geldi oyun. 1, 2 aslında üzerine kata kata gelmiş oyunlar. 3. oyun o üçlemenin zirve noktası. Tabii ama 2 sonra... yani Ubisoft'lu olmadığı için o konu dışı kalıyor. Evet evet. Daha sonra Blood Dragon diye bir oyunu yaptılar aslında. DLC diyemezsin, 3'ün devamı diyemezsin. Baya böyle oyun dünyasını veya Far Cry serisini tiye alan renkli mi renkli güzel eğlenceli bir oyundu. Onun sonrasında Far Cry 4'e geldiler abi.
Far Cry 4'te işte hayvanlar, craftlar falan filan. Bayağı bizi devasa bir açık dünyaya sevk ettiler. Tamam, ben açıkçası oyunu sevdim. Senin aksine oyunu sevdim. Fakat bundan bir buçuk yıl sonra çıkan Far Cry Primal, abi insan hiç haritasını falan değiştirmez mi? Bu kadar Değil mi? tembellik olmaz. Ya oyunu çıkarmadan önce işte kendi ana sayfalarında acaba biz nasıl bir oyun yapalım diye şey yapmışlardı gerçi. Nasıl bir oyun beklersin? Milattan önce mi istersiniz? Uzay temalı mı istersiniz? Oyların çoğunluğuna göre milattan önceye gittik. Evet, ama Ama bu aynı orada oyunun haritasını kullanman gerektiği anlamına gelmiyor yani. yani gelmiyor. Bazı mekaniklerini direkt almış. Yani milattan önce 10.000'de ben açıkçası halatı yukarıya doğru fırlatıp dağa tırmandığım zaman tuhaf hissediyorum. Cidden böyle bir şey var mıydı, fırlatma kancası? Bunun yerine bir farklı bir şey düşün yani. Aynı meseleyi ne yaptılar? Far Cry 5. Far Cry 5'i ben sevdim. Seninle de konuştuk çünkü co-op oynama özelliğini geliştirdiler 4'ten sonra. Ne bileyim, farklı araçları kullanma özgürlüğü tanıdılar. Görevlere gitme özgürlüğü var ki ben bunu çok severim. Senin de sevdiğini biliyorum. Ben mesela bir göreve gittiğim zaman farklı yollardan gidebilmeliyim. Far Cry 5 bunu tanıyordu. İstediğin arabayla mı gidersin, uçakla mı gidersin, roket atar mı atarsın? Ne bileyim, yürüyerek mi gidersin? Ya da kendi yol arkadaşlarını üzerlerine saldırtarak mı ilerlersin? Bir sürü şeyi vardı, avantajı vardı. İçerisindeki arcade modu falan da çok güzeldi. Ben eğlenerek oynadım. Fakat şu var. Yakın zamanda New Dawn oynadım. New Dawn haritasının bir kısmını komple almış. Ve bunu kıyamet sonrası evren diye tanıtmış. Ya şimdi 4'te aynı haritayı Primal'a uyarladılar. 5'in haritasını New Dawn'a uyarladılar. Kıyamet sonrası evren diye tanıttılar. Abi kıyamet sonrası evren demeye bin şahit. Ya ben oynarken şöyle düşün. Ya Madem senin dünya bir attığın 10 yılda... fotoğraflar Teletubbies seti gibiydi. Aynen, çok iyiydi. Ya bir 10 yılda dünya bu kadar güzel olacaksa abi biz kendi Olsun. kendimize bombalayalım. Yer altına girelim. Tamam, bir 10 yıl sonra çıkalım. Mantıklı değil mi sence de? 10 yıl sabredelim Mantıklı. ben açıkçası böyle mükemmel bir Evet. dünya için. Ha, kaynak desem mermi saydırmıyor. Ben postapokaliptik oyunda bana mermi saydırmasını isterim açıkçası. Ama orada öyle bir şey yok. Oyunun başında hafiften bir silah craft yapma özelliği vardı. Ben tamam, bu çok güzel, tamam, postapokaliptik dünyada teneke alırız, şu alırız, bunu alırız. Geliştiririz silahları ama onu gösterdi. Abi oyun boyunca bir defa bile bize araç diyorum. Silah craft ettirmediler. Bu da tuhaf kaçtı bana. Yani tamamen. Ha bir de şey vardı. 5'in senaryosunu ben sevmiştim. Çünkü değinilmemiş yerlere değinmişti. İlk defa din tarikat konularına değinen bir oyun oynadığımı düşünüyorum. Ha böyle Hristiyanlık falan kullanmıyorlar ama belli Hristiyanlık olduğu belli çünkü. Onun sonunu sırf Far Cry New Dawn'ı oynayabilmemiz için değiştirdiler ya. Ben orada Ubisoft'u affetmiyorum. Ya tamam, New Dawn'ı yap. Primal gibi yap, ben affederim. Bak, Primal vuruş hissi falan kötüdür ama 4'te uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Ama sen Anladım. New Dawn'ı sattırabilmek için, yapabilmek için niye 5'in sonunu değiştiriyorsun? Derviş, söylediklerine katılıyorum. Fakat hani aslında şöyle bir şey var. Ubisoft bizim sözümüzü de dinleyen bir firmadır. Yani oyuncuların dediklerini dikkate alır genelde ve ilk yaptığı sıçıp sıvadı ortamdan sonra ikinci oyunda düzeltmeye giden bir firmadır. Umarım yine bu oyuncuların sözünü dinlemeye başlar. Çünkü gerçekten gamerların biraz sabrı dolmaya başladı. Yani artık Ubisoft'un o arafta kalan yeri EA'ye kaymaya doğru gidiyor ve o kayan EA yönü pek iyi bir yön değil. Bunu ekleyelim. Şimdi izin verirsen ikinci konferanstan da biraz söz etmek istiyorum. Gerçi o şey kadar etki yaratmadı ama yine de yeni oyunlar tanıtıldı Xbox konferansından. Ben şöyle söze girmek istiyorum derviş. Şimdi birçok oyun tanıtıldı. Arda hatta bir 15-20 dakika oldu. Böyle bam 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 durmadan oyun tanıttılar. Ben de şöyle bir şikayet var. Şimdi bizim oyuncuların hep bir heyecanı var. Heyecan ne? Yeni konsollar çıkacak. Yani konsolu olan birinde de, konsolu olmayan birinde de yeni oyunlar bir merak söz konusu. Hem Xbox serisinde hem de PlayStation serisinde. Fakat benim hoşlanmadığım şey şu, yeni nesil oyunlar, yani çoğunda özellikle Sony bunu çok yaptı. İşte yeni nesil, yeni çağ, bilmem ne diye ama oyunların %70'i, %75'i son derece minimalist. Bazıları işte platform oyunu deneyebilecek kıvamda oyunlar. Ha, orada ben işte triple A ayrımı bilmem ne ayrımı falan yapmıyorum. Alakası yok onunla. Sadece benim görmek istediğim oyun pek onlar değil. Evet, arada birkaç tane sıkıştır. Ama böyle daha çok double A, triple A oyun görmek istiyorum. Ama sunumlara baktığım zaman Xbox'ta da öyle oldu. Sony'nin şeyinde de öyle oldu. Sunumunda da öyle oldu. Oyunların %70'i, %75'ini gerçekten çoğu oyuncu bence oynamayacak bile.
Sadece hem öyle mi falan deyip bakacaksın. Aralarında çok iyi tutan oyunlar olursa, çok iyi tutan platform oyunları veya indie oyunlar olursa onlar tabii ki oyuncular bir göz atacak. Şimdi ben sunuma baktığım zaman not aldım oyunları sana söyleyeyim hızlıca. Sonra sıra geldiğinde senin oyunları da dinleyeceğiz. Stalker 2 benim için sanırım birinci sıraya koyabileceğim oyun. Çünkü ben eski Stalker serisine hayranım. Post apokaliptik oyunlara Evet. hayranım. Gerilim oyunlarına hayranım. Ve eski o üçlemenin şu anki çocuğu olan Metro serisine de hayranım. Yani beni tamamıyla çeken bir seri. Hellblade 2'den çok kısa bir pasaj gördük. Yani gameplay bile görmedik. Onu not aldım. The Medium, Silent Hill ekibindeki Akira Yamaoka'nın soundtrack'ını yapan Yamaoka'nın ekibinin olduğu ve korku oyuna zaafımdan dolayı not aldığım bir oyun. Evolved ilgimi çekti. Son derece şık bir oyuna benziyor. Onu merak ettim. Son olarak da benim daha hiç oynama fırsatım olmadı ama en yakın zamanda oynayacağım çok büyük bir seri olan Halo Infinite serisi var. Şimdi 5 tane oyun not almışım. Onun dışındaki oyunlara bakar mıyım, bakmaz mıyım gerçekten bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Genel olarak bu sorunlar, ya bu bir sorun mudur mesela senin için? Çünkü senin ben indie platformlarına daha yakın olduğunu biliyorum. Daha sonra da Xbox konferansı hakkındaki görüşlerin nelerdir? Abi ben şöyle söylemek istiyorum. Xbox konferansında onun dışında yayınlanan başka oyunlar da vardı. Mesela Hello Neighbor diye bir oyun var. Bu Hello Neighbor'ın birinci oyunu kardeşim. Daha doğrusu çocuk ise denilebilecek insanlar çılgınlar gibi oynar. Bunu sadece çocuklara mal etmek de yanlış olur. Çünkü ben de bir zamanlar Xbox'ımda baya baya uzunca vakitler geçirmiştim. Yani böyle çocuk oyunu falan ama cidden oynamıştım yani gizli gizli oynuyordum işte bir arkadaşım falan görür alay eder bu çocuk oyunu mu oynuyorsun falan diye. Evet aslında Xbox'ın işlemlerinin yaptığı işin özeti bu Hello Neighbor gibi bir oyun. Reklama ihtiyaç duymayıp Game Pass'e dahil ettiği oyunların hepsini bir şekilde oynatıyor. Ya düşünsene 200-250'lik bir oyun kütüphanem var. Oynuyorsun bir süre sonra hepsini ne kalmış? Hello Neighbor demeyeyim. Hello Neighbor'da oynarım. Bunun üzerine neler yapıyor? Indie oyunları destekliyor. Bu çok güzel bir şey çünkü indie oyunlar büyük bütçeli firmaların amelesi gibi bir şey. Şimdiki çağımızda daha yeni yeni böyle söz sahibi olmaya başlıyorlar. Daha artık piyasada ben de varım demeye çalışıyorlar. Bu konuda ben destekliyorum kendilerini. Ben Halo oynadım daha önce. Bütün oyunlarını oynamasam da Master Chief'teki birkaç tane oyunu oynadım. Ve işte Spartan Assault gibi stratejik oyunlarını da oynadım konsolda. Infinite aslında çok da farklı bir Halo oyunu gibi gelmedi bana. Bana da. Klasik Halo oyunlarının bir şekilde grafiksel açıdan güncelleştirilmiş hali. Ha oynar mıyım? Oynarım. Game Pass'e de gelecek. Büyük bir nimet abi. AAA bir oyunu 15 liralık bir sistemden alıp oynamak büyük bir nimet. Bir de Halo gibi dünya çapında efsaneleşmiş, Tabii Master Chief Xbox'ın gibi ikonlaşmış zamandaki bir en büyük karakter. markası doğru. Evet. Evet, Master Chief gibi ikonlaşmış bir karakterle tekrar oynamak çok güzel. Aslında ben trailer'ı izlediğim zaman acaba açık dünya mı yaptılar gibi bir korkuya kapıldım. Çünkü haritayı gösterdiklerinde elhamdülillah şey dedim, açık dünya haritası dedim. İşte yan görevler şurada burada falan bir şeyler vardı. O noktada birazcık korktum. Çünkü abi her şey açık dünya Ya o ki konu çok başka. Hiç girme o konuya. ve yoruluyorum tamam mı? Bir oyuna artık 30 saat, 40 saat bir oyunun içinde bulunmak zorluyor yani, yoruyor beni açıkçası. Medium dikkatimi çeken bir diğer oyundu. Neden dikkatimi çekti? Ben oyunun mantığını anlayamadım şeyde. Yani hangi katmanda oynayacağız? Acaba normal dünyada mı yoksa işte ne bileyim canavarlaşan evrende mi oynayacağız? Bir türlü kavrayamadım onu aslında. Trailer değil de bir gameplay'e ihtiyacım var diye düşünüyorum bunun için. Hellblade çok mütevazi bir firma olan şeydi. Ninja Theory tarafından yapılmıştı ilk oyunu sanırım, yanılmıyorsam. Ninja Theory daha önce bildiğin gibi şey Resident Evil oyunlarını falan da yapmış bir firma. Tecrübeli bir firma. Ama Hellblade'in ilk oyunu onların ilk böyle büyük bütçeli oyunu denilebilir. Aslında tuhaftı çünkü İskandinav mitolojisini görüntüye göre bulmacalarla çözmek, ilerlemek, İskandinav mitolojisinde cehennem olarak nitelendirilebilen bir yerde ölülerin arasında ilerlemek, boss savaşları yapmak güzel bir oyundu aslında. Hatta benim de çok da hoşuma gitmişti. Seslendirme çok iyi, çok çok iyi kotarılmıştı. Kulaklıkla oynandığında inanılmaz bir performans Ben veriyor. Bu onu arada denedim. söyleyelim Ben onu denedim. dinleyicilerimize. Ya İnanılmaz bir performans veriyor. evet, fısıltılar falan arka taraftan geliyor.
yapabilirsin Ya gitme. şöyle söyleyeyim Derviş, gerçekten çok iyi bir korku oyunu. O yani çok iyi, nasıl desem, zor korkarım. Yani Ya. Silent Hill'ler, Resident Evil'ler, Outlast'ler, Amnesia'lar ve daha birçok işte Evil Within'ler falan hepsini oynadım. Evet, yer yer çok korktuğum da oldu ama bitirebildim. Ama bu oyunda bir 5-10 dakikalık bir yer var. Karakterimizin kendi kendine konuştuğu ve ona uygun bir kulaklıkla 7 artı 1 bir kulaklıkla oynadığı zaman gerçekten bir süre sonra kulaklığı ben bir tanesini çıkardım. Çünkü çok fazla rahatsız etti beni. Çok gerçekçiydi. Bu da çok iyi bir deneyimdi yani. Muhteşemdi açıkçası. Evet. Yani ben gecenin bir vaktinde oynuyordum abi oyunu. Kulaklık da vardı bende. Ya şimdi öyle üç boyutlu seslendirmeler var ki oyunda. Arkadan mı geliyorsun? Arkama bakıyorum istemsizce. Sağıma Evet, bakıyorum. Bir de evet. evde tek başına paranoya yaklaştım herhalde falan diyorum. O konuda çok çok iyi. Bir de şeymiş bu oyunun yapımında dünyanın ünlü psikiyatrları falan da çalışmış. Aynı zamanda bazı okulların psikoloji ve psikiyatri alanlarında da oynanılması zorunlu hale getirilmiş oyunlarından bir tanesi. Çünkü bizim oynadığımız karakter deli. Aslında zihinsel engeli olan babası da Aynen aslında. Derviş. Ek olarak da çok özür dilerim. Bazı şizofreniki hastaları ya da birebir görüşme yapmışlar. Evet, çok çok özenerek yani aşkla yapılmış bir oyun. Bu konuda ben her bireyi kötülemem kesinlikle söz konusu olamaz. Çünkü ben böyle oyunlara ancak saygı duyarım. Açık öğretim psikoloji okuyan öğrencilerin de oynaması gereken bir oyun diye düşünüyorum. En azından şey olur yani açık öğretimden uzaklaşıp görsel bir anlatıdan ders alırlar yani. Evet. İkinci oyunundan da ben umutluyum. Tekrar İskandinav mitoloji çünkü ilgi çeken bir alan. Tekrar oradan devam edecekler galiba diye düşünüyorum. Oradan devam edecekler değil mi? Tamam. Orada devam edecek. İskandinav zaten ilgi çekici bir alan. Her zaman severim. Daha doğrusu mitolojinin her Tabii üç boyutu. God of War uğradı. Assassin's Creed Valhalla uğradı. Aynen. Şimdi de Hellblade'le üçüncü kez konuk olacak. Hatta dördüncü kez. İlk oyunda uğradığını düşünsek dördüncü Aynen kez. aynen. Bayağı moda oldu ya. Stalker aslında senin sevdiğin bir oyun. Yapay zekası da çok güzel bir oyunmuş. Öyle diyorlar. Fear Muhteşemdir. oyunuyla beraber. Fear de çok iyidir bu arada. Korku oyunu. Rusya ve post apokaliptik evrenler ilişkisini bir türlü şey yapamadım. Metro'yu oynadım. Ama Metro dışında herhangi bir şeyini oynamadım. Bu konuda Stalker'a bir şans vermeyi düşünüyorum. Grafikleri bu arada inanılmaz güzel gözüküyordu. Şahane görünüyor. Ya bir sen şey dedin ya az önce. Knee Down'da dedin. Mermi saydırmıyor diye. Ya Evet. Stalker'da bırak mermiyi. Yediğin ekmeği sayıyorsun ya. O ekmeği sayıyorsun abi. Yemeyeyim diyorsun, dayanayım diyorsun. Öyle bir oyun işte. Ya bu konuda ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bir gün şey oynuyordum. Metro 2033 oynuyordum. Oyunun bir kısmında abi iki tane mermim kaldı, tamam mı? Ve canavarlar bodoslamasına dalıyor bana. İki tane mermi zaten sıkıyorum. O piç diye bir tane silah var ya. Piçten bir sıkıyorum. Zaten tak tak mermim bitiyor. Canavarlar da üzerime atlıyor. Bitiyor. Kaçma gibi bir şansım Evet. yok. Oyun orada bitti biliyor musun abi? Oyunu şey yapamadım. Save'lerim de daha önce birkaç tane save de almıştım. Onları da silmiştim. Böyle kötü bir özelliğim var. Başıma böyle bir şey geleceğini bilmiyordum. Oyuna devam edemedim. Yani devam etmek imkansızdı. Çünkü ölüyordum bir sürü. Evet ya, çok doğru söyledin. Ben de ilk Metro 2033 oynarken ona benzer bir yerde, aslında oyun bug'a girmiyor ama teorik olarak bug'a giriyor. Çünkü elinizdeki mermiyle onu öldürme şansınız yok ve sürekli ölüyorsunuz. Bu da biraz bence firmanın suçu. Çünkü Resident Evil 4'te veya Evil Within 1'de de böyle durumlar vardı. Bir boss savaşı olduğunda veya başka bir düşman olduğunuz zaman mermeniz o an yoksa ve öldüyseniz oyun hemen yeniden orada şey olduğunuzda, spawn olduğunda hemen size orada bir mermi boostluyor. Sağa Evet, sola bir evet. yer atıyor ama bu bunu yapamaması oyunun suçu biraz. Biraz değil, bayağı oyunun suçu aslında. Oyunun suçu aslında orada benim suçum vardı. Ya benim şimdi 4-5 tane save'im vardı. Belli başlı bölümlerde Ama aldım. hayır dermiş, bak şuna katılmıyorum. Oyuncu sürekli seni takip etmek zorunda değil. Ya yani checkpoint tık 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 gidecek. Yani şunu alayım, bunu alayım. Bu biraz eskide kaldı. Artık tak 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 yapacak. Oyun bunu sana sağlamak zorunda. Ya Evet. checkpoint ayarlıyor o zaman oyun. Ya da sana orada öldüysen mermiyi vermek zorunda. Çünkü sonsuza kadar orada kalacaksın. Ya Evet. geçemezsin orayı, imkansız. Ya, evet oyunda da bayağı ilerlemiştim hatta sonlara doğru bir yerdeydim. Tek Mecbur çıkıp şanslı şey baştan oluyor değil başladım mi? yani. Çeptiri baştan alman lazım oluyor. O da hoş bir şey değil. Aynen aynen öyle yaptım ya. Öyle yaptım. Son olarak Evolved şey değil miydi ya? Skyrim'e benzer bir oyunu bir tarafta büyü bir tarafta Evet kılıç evet var. RPG Ha. oyunu. Aslında orada da ben hype'landım. Çünkü Ben de Skyrim gibi bir fena. oyun oynamayalı bayağı oynadı oldu. Yakın zamanda Dragon Age oynarım diye düşündüm ama onda da bir türlü şey yapamadım ya. İlerleyemedim. Hikayesi güzel mi? Güzel tabii ki. Yine orta dünyadan alınmış
şeyler, büyücüler, elfler, şunlar bunlar. Hı-hı. Her türlü oynarım yani. İçinde elf olsun, büyücü olsun, bir şey olsun. Yani Tolkien'e ait bir şey olsun, her türlü oynarım, tamam mı? Ama işte Skyrim'den sonra maalesef Dragon Age'i oynayamadım. Bu oyunu da oynarım yüksek ihtimalle. Hatta kesinlikle oynarım. Abi, Game Pass'te çünkü büyük bir nimet. Ne bileyim, Steam'den 200 liraya almayacaksın veya Epic'ten indirim beklemeyeceksin. Herhangi bir şey kaybetmeden şu saydığımız 5 tane oyunu oynayabileceğiz. Yeni bir Forza oyunu daha çıkacak. Ya adını ben onu bilerek saymadım. Benim hiç ilgimi çekmiyor çünkü. Yarış oyunlarını severim ben. Bunu her halükarda söylerim. Forza abi, Need for Speed gibi efsane bir oyun serisinin bile mantığını hit oyununda değiştirdi abi. Artık yarış oyunları düz artık şu chapter'ı atladım, bir sonraki chapter'ı falan filan değil de istediğin zaman haritanın bir bölgesinden bir yarış açılacak. Online veya tek başına oynayabileceğin güzel, kulağa hoş gelen harika bir mekanik getirdiler. Forza 7 Motorsport vardı. Motorsport oyununu oynadım ki motorsport oyunlarını da pek sevmem açıkçası. Öyle dirt oynarım biraz. Aslında WRC vardı daha önce, onu biraz oynadım. Evet. Ama spor temalı araba yarışlarını pek sevmem. Birazcık böyle eğlence olacak açıkçası. Ama Forza 7'de ne yapmışlardı? Bir bölümde Formula 1 sürüyorduk. Bir tarafta MotoGP kullanıyorduk. Diğer düz spor arabası kullanıyorduk. Özgürlük tanıyordu. Forza 7'de, Forza 8'de bunu tekrardan devam ettirirler. Ben kesinlikle Xbox'ın yaptığı en güzel işlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Senin de tecrübe etmen gerektiğini düşünüyorum. Forza'yı tecrübe etmelisin. Forza'nın bütün oyunları şu an zaten Game Pass'te. İstersen tecrübe etmek amaçlı oradan da istifade edebilirsin bir süreliğine. Forza 8'den şeyim yani, Xbox Studio'nun güzel oyunlarından birisi daha olacak yani. Evet, Xbox'ın zaten birkaç tane ekskluzi var. Bu da onlardan biri. Ya şey abi, mesela PlayStation 4 şey yaptı. God of War çıkardı, Last of Us çıkardı. İşte bir sürü şey özel var. Uncharted, bir sürü özel. Ya bunlar kocaman bir nesli sadece Forza üzerinden pazarlamaya çalıştı. Ve işin İşte Forza, Halo, Halo Forza, Forza Halo gidiyor. Aynen aynen. Ya bu nesilde pek Halo çıkmadı. Çıktı gibi MasterChef falan remaster yaptılar. Arada bir tane oyun çıkardılar. Ama bütün kocaman bir nesli sadece bir araba oyunuyla Forza pazarladılar. Evet. Ve başarılı da oldular, biliyor musun? Ya ama işte gücün artık Game Pass'ten oluyor. Xbox başka evet, bir şeyin peşine düştü bence. Artık o exclusive kafasında değil. Başka aynen, bir şeyler amaçlıyor. Game Pass taktiğinde işlediğini söyleyebiliriz dermiş yani. Onlar şu ana kadar yani planlarında başarılı oldular gibi görünüyor. Benim ekleyecek çok fazla notum yok. Son olarak kapatmadan şunları söyleyeyim. Şu an Epic Games'te, PlayStation Store'da güzel indirimler var. 60 TL'lik kuponunuzu, bu arada yanılmıyorsam Kasım ayının ortasına kadar 60 TL'lik kuponunu kullanmak için süre var Epic Games'te. Bunu da kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun, Epic Games'te de güzel indirimler olduğunu yine hatırlatalım. Derbi, senin kapatmadan son notları varsa dinleyelim. Ben programın ilk kısmında Ubisoft'a bayağı yüklendiğimi düşünüyorum. Onlardan özür diliyorum. Mesaj geldi sanırım yukarıdan, tepeden. Abi hayır. Ya şunu söylemek istiyorum. Ubisoft son derece saygı duyduğum bir firma. Ne bileyim, bir taraftan Uno oyunu çıkardılar. Bir taraftan Anno gibi strateji oyunu çıkardılar. Bir taraftan Might and Magic gibi dünya üzerinde müptelası olan oyunları çıkardılar. Bir tarafta piyasada olmayan bir oyunun steep'i çıkarırlar. Bizi kaydırırlar bir yerlerde. Rayman gibi platform oyunlarını çıkarır, kültleştirirler. Ne bileyim, For Honor'da denerler, başarılı olamazlar. Giderler Rocksmith gibi müzik temalı bir oyun değerlendirirler. Just Dance değerlendirirler. Yani skalası inanılmaz geniş ve geçmişten gelen birikimi de bir şekilde bir yerlerde tutup onları uygun günde ortaya çıkarmasını başarabilen bir firma. Şimdi yakın zamanda Beyond of the Gods neydi? Öyle bir oyunları vardı. Onu da uzun zamandır bekliyorum. İlk oyunları çok çok iyidir. Yani skalası geniş bir oyun. Mesela yakın zamanda diyelim ki Assassin's Creed çıkıp Prince of Persia'yı duyurdu. Şöyle bir şey. Oyun dünyası çalkalanmaz mı abi? Son derece kült bir oyun. Ve uzun zamandır koskocaman bir iki neslin oynayamadığı bir oyun. Bir neslin oynayamadığı bir oyun. Büyük ses getirir. Geçmişten gelen birikimleri var. Bu noktada gerçekten oyun dünyası Ubisoft'suz olamaz. Biz oyuncular da aslında Ubisoft'suz olabiliriz ama acaba oyunlardan aldığımız zevki bilemiyorum. Anladım. Bu kadar.
Derviş Öztürk'ü Jahren gibi bir daha kod alamam korkusuyla son anda Ubisoft övdüğü Bozuk Olun bu haftaki programında sonuna geldik. Derviş ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Senin de güzel bir muhabbet gibi oldu. Evet, son şeyi de özledik. Bundan sonra daha sık karşınızda olacağız. Premier Lig bitmesiyle de bunu da söyleyelim buradan. Hem kalan FMS'lerimizi tanımlayacağız hem de yeniden gündemle beraber olacağız. Hoş, ağzına sağlık abi. Çok teşekkürler. Var mı ekleyeceğin son bir not? Yok. Yusuf'a ve sana teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.